Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kokusuz, hiçbir şekilde mutfağınızı kirletmeyecek yağlı kağıtta hamsi tava tarifi vereceğim. Malzemelerimiz mısır unu, küçük bir çay bardağı kadar mısır unu, 2 yemek kaşığı un, zeytinyağı, 1 kilogram hamsi. Hamsilerimi önceden ayıkladım ve tuzladım. Ee, süzgecime koydum ki suyu iyice aksın diye. Şimdi üzerine unla mısır ununu karıştırdığım karışımı döküyorum. Bütün karışımı üzerine döktükten sonra balıklarıma mısır unuyla unu buluyorum. Mısır unuyla unu karıştırıyoruz ki daha lezzetli olsun. Genelde balıkları sade mısır unuyla yapıyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Çünkü unla karıştırdığım zaman çok daha güzel lezzet alıyor. Evet arkadaşlar karıştırdık. Bir yemek kaşığı zeytinyağı döktüm altına. Ve balıklarımı yerleştiriyorum. Evet. Normal hamsi tava yapar gibi yuvarlak bir şekilde yerleştireceğim hamsilerimi. Hiçbir şekilde mutfağınız kirlenmeyecek. Gördüğünüz gibi e, süzgecimin altında dahi Poşet seriyorum ben ve daha temiz oluyor mutfağım. Hamsilerimi yerleştirdikten sonra üzerine de bir yemek kaşığı zeytinyağımı gezdirdikten sonra diğer yağlı kağıdımı üzerine koyacağım. İsterseniz siz başka sıvı yağlardan da kullanabilirsiniz. Evet. Yağlı kağıdımı yerleştirdim. Kusura bakmayın tek elimle çekiyorum. Tek elimle de size tarif etmeye çalışıyorum. Evet kenarlarını kıvırdım yağlı kağıdımın. Her yer tertemiz. Hiçbir şekilde balık kokusu yayılmıyor mutfağınıza. Tavanız kirlenmiyor. İnanın yediğiniz tabağınız dahi kirlenmeyecek. Hiçbir şekilde balık yaptıktan sonra mutfağımı boydan başa temizleyeyim diye bir şey yapmayacaksınız. Bunun için balık yemeyenler artık bu şekilde balık yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ocağımıza aldık. Ocağımızın altını orta dereceye getirelim. Çünkü çok altını açarsak balıklarımız çabucak yanabilir. Zaten hamsi küçük balık olduğu için çabuk pişiyor. Evet. Kesinlikle öyle ağır balık kokusu mutfağa yayılmıyor. Tertemiz balığınızı yapıp yiyip vitaminli bir gün geçiriyorsunuz. Tam da balık sezonundayız. Balığınız pişerken hafif şişme oluyor fakat kenarlardan ufak yer en son kapattığınız yerden hafif havasını dışarı veriyor. Evet, yağlı kağıdın içinde olmasına rağmen balığımızın kızarıp kızarmadığını görüyoruz. Ve şimdi kızardığını gördükten sonra çevireceğiz. Ben tek elimle çekiyorum. Tek elimle de balığımızı çevireceğim. Bakın tek elle bile kadar kolay çevirdim. Spatulam da kirlenmedi. Evet. Tertemiz. Her şeyi içinde. Balığımız pişti. Şimdi doku testine geçeceğim arkadaşlar. İnanın misafirleriniz bayılacak. Herkese porsiyonluk yapıp bu şekilde sunum edebilirsiniz. Ve balıklar soğumadan herkes kendi balığını kendi açıp servisini gördüğünde harika bir balık olduğunu görecek. Evet doku testine geçiyoruz. Çıtır çıtır olmuş balıklarımız. İnanın çok lezzetli. Evet. Tadına da bakacağım. Ve harika olduğunu size söylemek istiyorum. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Yeni tariflerimi kaçırmak istemeyenler lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.